Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Oyun Bros kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tolgan. Starbucks'ta memem açıldı. Arkadaşlar hepinize merhaba, ben Güneş Okbeyoğlu. Bugün sizlerle birlikte yaklaşık 568 tane sorduğunuz sorudan seçtiğimiz 20 tane soruyu cevaplayacağım. Bu aslında 15 tane soru olacaktı fakat baktım ki bu kadar fazla istek var. Bunu biraz daha bir tık daha arttırabilirsem daha iyi olur diye düşündüm. 20 tane soruya çıkardım. Daha fazla çıkaramadım çünkü videonun uzunluğu, sıkıcılığı falan olsun ki sorular hep aynı sorular nedense hiç anlamadığım bir şekilde. Hani atıyorum üst tarafta bir kere sorulduysa 500 kat altta bir tane daha soru sorulmuş aynı şekilde. Onun için 20 tane soru cevaplamaya karar verdim ben de. Umarım beğenirsiniz videoyu. Sorulan sorular gerçekten hoşuma gitti açıkçası ve beğendim. Öyleyse başlayalım. Öncelikle ilk sorumuz Furkan Çayır'dan geliyor. Yayın hayatın ve YouTube hayatın sona ererse, umarım ermez, Yot Games çalışanı olmayı düşünür müsün sunucu olarak? Açıkçası bu soruyu bekliyordum ve geldiği için de çok mutlu oldum. Çünkü benim hayalim tabii ki böyle spikerlik, sunuculuk falan vesaire gibi işler, çok beni böyle gaza getiren işler olduğu sürece çok hoşuma gidiyor. Riot'ta o kadar sunucu olacak kadar profesyonel olduğumu düşünmüyorum tabii ama bu çalışmayacağım anlamına da gelmez. Daha iyi bir sunucu olmak, daha iyi bir spiker olmak neden olmasın, belki bir sene iki sene sonra ekranlarda beni görürsünüz gibi bir şey söyleyemem ama inşallah diyelim ya da demeyelim ama benden de olmaz ki ya. Oğlum beni kim alır ki? İkinci sorumuz Samet Bulut'tan geliyor. Gerek yayıncılık gerek videolarındaki kitleyi görüp veya olumlu tepki alıp dışarıda veya sosyal medyada abi başarmışım ya dediğim bir an oldu mu? Oldu. Çok da güzel oldu. Ha, çok da güzel oldu. Açıkçası TBF'de yanlış hatırlamıyorsam, evet TBF'de çok yoğun ilgiye maruz kalınca anladığım ki hani bir şeyleri böyle doğru oluyor. Hani başarmışım değil de bir şeyler doğru gidiyor yani. Doğru bir yerden başlamışım dediğim anlar oldu. TBF diyebilirim evet. Alperen Ünal. Tam bir esnaf duruşum var. Bizim peynircide çalışmaya ne dersin? Güler yüzün yeter de artar bence. Peynirci. Ben. Peynir. Esnaf. Olur be Alperen abi. Olur valla. Cumali Kalkan, ileride abonelerin arttığında 100.000, 200.000 olursa olduğunda YouTube'da daha da sık mı devam edeceksin yoksa aynı şekil az video mu? Az video atmamın sebebi şu, daha YouTube'un kitlesini pek anlayamadım, ne seviyor ne sevmiyor. Çünkü hani bir gün attığım video 10.000 izleniyor, ertesi gün bakıyorsun 50.000 yeni bir video izlenmiş. Onun dışında LOL içeriği ürettiğim için zaten yayınlarda 2 yıldır LOL yapıyorum. YouTube'a geçince de LOL olarak kalmak istemediğim için nadir nadir video atıyorum. Yoksa her gün de atabilirim istediğim videoları ama hani alın YouTube'da LOL, alın yayında LOL, alın Face'de LOL, orada da LOL, Snap'te de LOL, Instagram'da her şeyde LOL 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 bir yere kadar. Yani onun için onu YouTube'da az video gelmesinin sebebi çok LOL oynamam. Çok LOL oynamazsam da az video değil çok video gelir. Çok video gelince de az yayın olacak anlamına gelmiyor. Az yayın olmayacak sebebiyle de çok fazla. Harun Aygün, LOL dışında başka oyunların videosu veya yayını olacak mı? GTA 5, Battlefield veya da Hearthstone ve benzeri. GTA 5 oldu, onu bir söyleyeyim. GTA 5'in videoları bile var hatta, eğlenceli anları da çıktı. Battlefield, bilmiyorum. Hani Call of olabilir, Battlefield, bilmiyorum abi. Battlefield, bilmiyorum abi. Hearthstone hiç olmaz. Yani hardcore İngilizce isteyen bir oyun ve benim zekamın onu karşılayacağını zannetmiyorum oyunu. Mert Yılmaz Güvercin, şu ana kadar kaç sevgilin oldu? Eğer birden fazlaysa hangisini en çok sevdin? 7 sevgilim oldu. En çok 1 yıl 1 ay yok. 1 yıl 1 ay. Evet, 1 yıllık sevgilim en çok sevdiğimdi. Uzak ilişki falan da vardı. O biraz daha tat verdi diyebilirim. Hani böyle uzak olunca özlüyorsun, sonra buluşuyorsun. Hop falan oldu, daha güzel oldu falan. O mantık. Uzak ilişki yapmayın ama ya, hiç tavsiye etmiyorum. Lih El Koca, yayın hayatın sürecinde en zevkli yayının hangisiydi? Nereden baksan Rengeril'i ağlıyoruz yayını ya. Aynen. Rengeril'i ağlıyoruz yayını çok zevkliydi. Hani tek yememden ziyade ilk defa öyle bir rengarla karşılaştım. En saf duygularımla karşılaştım. Ve hani
Eğlencenin doruğuna vardım ya, öyle söyleyebilirim. Ali Eren Kan, ileride yayıncılığı bırakmak zorunda kalsan hangi işle uğraşırdın? Bunu çok ciddi söyleyeceğim. Pezevenk olmak. Hani küçükken hayalim buydu. Sonra yayıncı oldum. Pezevenk olmadım. İyi oldu ama içimde bir ukde var. İleride beni belki sokakta görebilirsiniz. Ozan Olukçu, Snapchat'ten görüyorum. Takıldığınız yerlerin adını söylersen ben de gelebilir miyim? Tabii ki gelebilirsin. Yani öyle yakalayabilirsen diyeceğim yani. Aynı anda orada olmamız biraz zor olsa da söyleyeyim. Fulya'da Konak Kahvecisi, Beşiktaş'ta Platonik Kafe, en sık gittiğimiz kafe, Kiltaş'ta Cookies, ayrıca da Metro City diyebilirim. Yani en sık gittiğimiz yerler burası. Yunus Emre Taşhan, ekibinin en iyi 3 supportunu söyler misin? Valla biri Naked, diğeri de Naked. Ha, bir de Naked. Berk Çelen, neden Z? Ya Z çünkü hani 1 ve 1S1'lerde görmüşsünüzdür. 6'ya kadar hiçbir şey yapmayıp 6. seviyeden sonra VS alabilen bir şampiyon. 1 ve 1'lerde tercih etmemin sebebi bu. Ve oynayabildiğim tek birebir şampiyonu diyebilirim. Tabi başka yerlerde oynadım. Hatta Bard'la bile 1 ve 1'de almışlığım var birilerini. Ama hani hep Z tercih etmemin sebebi bu ya. Hem oynayabilen mekaniği ve mantığı sabit bir şampiyon. Hani şunu yaparsan olur, şunu yapmazsan olmaz. Onun dışında hasarı çok yüksek ya. Hani ultiden sonra tutuşturduğu birlikte skill'leri attıktan sonra geri çıkın, adam zaten ölüyor. Serhat Şahin, Melody'yi gerçekten çok mu sevdin abi? Cevaplarsan sevinirim. Yakalım videosunu. Abi bunu seçmemin sebebi de şuydu. Melody ile aramda hiçbir şey olmadı. Gerçekten olmadı. Vallahi de billahi de olmadı. Melody benim bir yıllık de bir buçuk yıllık da olabilir. En sevdiğim arkadaşlarımdan birisi gerçekten, ama hani sevgili maksadında olsaydı emin olun bir yerlerden yakalardınız beni. Ya yakalanabiliyorum bu konuda evet, ama gerçekten öyle bir şey olmadı. Tamamıyla Twitch chat'in trollünü benim biraz devam ettirmemle sonuçlanan bir kaza sonucu böyle abidik gubidik şeyler çıktı. Ama hoş oldu mu? Olmadı. Esprisi oldu mu? Oldu. Bu yüzden bu konuyu bu videoyla da kapatsak iyi olur. Öyle bir şey yok. Cumali İz, hangi yayıncı yayın açarken sıkılmadan izliyorsun? Mustafa haricinde konuşacağım. Galiba evet ya. Evet. Levo'yu izliyorum. Bir de sıkılmadan bu arada. Levo ile Elvind ya. Levo, Elvind. Üçüncü olarak da Neco mu Togi mi? Şimdi Necati desem Togi alınacak. Togi desem Necati alınacak. Bunu gören Yunus da durmaz, o da alınır. Ben Gosu diyorum ya, Gosu. Serkan Şeker, yayın yapma işine nasıl başladın, hikayesi falan var mı? Yayın başlamaya ve yayın yapma işine nasıl başladım? Şöyle başladım. League of Legends'a başladığımda sezon 2'nin sonlarıydı. Arkadaşlarım önermişti. Başladıktan sonra bir hafta sonra galiba bir dünya şampiyonası mı desem, yok Türkiye ligi derken, yani Türkiye ligiydi ve arkadaşlarım bana onu izletmişti. Yani Twitch'te yayınlanıyordu. Ben Twitch'in ne olduğunu merak ettim. Öyle baktım falan. Ondan sonra Oxy ile tanıştım, Zeon'la tanıştım. Yani tabii izleyici olarak tanıştım. Ardından Mustafa oyuna başladı ve Mustafa bilen vardır. Bilen varsa da gereksiz sansür yazarsa, League of Legends gereksiz sansür yazarsa çıkar zaten Mustafa'nın videoları. O videolar sayesinde Mustafa tanınmaya başladı. Mustafa tanınınca dedim ki biz bu kitleyi kullanalım. Hani yayıncılık diye bir şey var, stream diye bir şey var, Twitch diye bir şey var. İstersen bir bak. Hani yayıncı olabilirsin. Millet seni izleyebilir dedim. O da yaklaşık 1-2 ay sonra başladı. Ardından bizim yayıncılık kariyerimiz başladı diyebilirim. Mustafa'nın yanında 6-7 ay birlikte yayını yaptıktan sonra kendi kanalımı açabilecek düzeye geldim ve ben de kendi kanalımı açtım. Ondan sonra yayıncı oldum. Daha olmadım aslında. Oyuncu oldum. Evet, oyuncu oldum. Yayıncı değilim. Sadece LoL oynuyorum. Ömer Faruk Ataş, Anakin hakkında ne düşünüyorsun? YouTube olarak işini
en iyi ve en sık ve en düzenli yapan kişiler arasında diyebilirim. Her ne kadar Twitch'teki olaylar olsa da evet, ama YouTube'da bence önde gelen YouTuber'lardan birisi. Ekmek var yiyen mi? Ali Alışan, YouTuber veya yayıncı olmak garsonluk gibi bir işten zor mu? Zor değilse parayı hak ediyorlar mı? Garsonluk gibi bir işten daha zor değil açıkçası. Yani ikisini aynı anda yürütürsen evet zor olabiliyor, fakat birini yaparsan mesela sadece YouTuber veya sadece yayıncı olmak istersen garsonluktan daha zor olduğunu düşünmüyorum, ama ikisini aynı anda götürmek ölüm gibi bir şey diyebilirim size. Hani evden çıkmamanız lazım. Hani evden çıkmadan 12 saat boyunca bilgisayar başında kalmanız gerekebilir. Bu konuda biraz sıkıntı çekersiniz. Hatta çok çekersiniz. Onun dışında garsonluktan zor bir iş değil. Para hak etme konusuna gelirsek, para hak edip hak etmek diye bir şey olduğunu zannetmiyorum. Çünkü parayı veren kişiler sizlersiniz. Yani reklamları izleyen, bağış atan, destekte bulunan kişiler sizlersiniz. Eğer siz hak etmediklerini düşünüyorsanız yayıncıların veya YouTube'ların, o zaman bağış atmazsınız, reklamını izlemezsiniz, yayınını izlemezsiniz. Eğer ki birileri bu kadar para kazanıyorsa bir yerlerde iyi bir şeyler yaptığı için hak ediyorlar demektir. Olcan Akkaya, başka bir ismin olsa ne olmasını isterdin, yoksa bu ismini seviyor musun? Güneş ismini çok seviyorum açıkçası, fakat ilk başlarda ne demek oğlum? Küçükken bir sınavda, hayat bilgisi sınavı galiba, sınav kağıdına Volkan Güneş Özlü yazmıştım. O zamanlar Volkan Demirel tabii yakışıklı, oradan özenmişim herhalde. Hala yakışıklı tabii adam, ayrı bir konu da. Volkan Güneş Özlü yazmıştım, galiba Volkan olmasını isterdim. Volkan ne yapıyor ya? Ayberk Gür, başarılı bir yayıncı olmak için neler gerekli? Oyun kalitesi gerekli, muhabbet gerekli, insanlarla iletişim kolaylığı gerekli, yetenek gerekli, saygı, en önemlisi olarak da saygı gerekli. Benim bunların arasında birçok eksiğim var diyebilirim. Hani hepsinden biraz var, ama o özelliklerin birisinde veya ikisinde, üçünde, dördünde, beşinde çok eksiğim var. Onu söylemek lazım. Gelişmek zor, gelişmeniz lazım. Geliştikten sonra zaten her şey yoluna oturur diye düşünüyorum. Ama en önemlisi insanlarla iletişim, oyun ve saygı. Bu üçünü topladıktan sonra önünüzde birinin durabileceğini zannetmiyorum. Temih Karabuk, pardon Karamuk, yabancı dizi izliyor musun? İzliyorum. The Flash, Arrow, The 100 Person of Interest izlemiştim ve ağlayarak bittiği için yıkıla yıkıla izlediğim bir diziydi. The Walking Dead 2 sezonları izliyorum. Lucifer, çok böyle şeytanlı bir şey. Şeytan melek falan geliyor. Mr. Robot, ne kadar sıkıcı olsa da bu sezonu, hani sıkıcı gözükse de içerisindeki o anlamları falan anlamak çok güzel bir haz ve tat veriyor diyebilirim. Game of Thrones yine aynı şekil. 3 sezondur izliyorum. Dexter yine izlediğim diziler arasında. Breaking Bad'e birazcık baktım. Çok ısınamadım diyelim. Onun için onu izlemeyi bıraktım. Evet, bu kadar. Yayıncılığa başlamadan önceki hayallerinle şimdiki hayallerin birbirine uyuşuyor mu? Bu arada seviliyorsun. Eyvallah, teşekkür ederim. Yayıncılığa başlamadan önce bir hayalim yoktu açıkçası. Yani tek hayalim herhalde bir League of Legends adı altındaki... Bir dakika. Bir hayalim vardı. Riot Games Türkiye kanalına çıkmaktı. O da yayıncılık hayalim değil, League of Legends'a başlama sebebim ve hayalimdi o zamanlar. Riot Games Türkiye'de illa bir maça çıkacağım, o ekranda ben de gözükmeliyim diyordum. Alistar'ın İntikamı yayınına kadar o yayında gerçekleştirdim o hedefimi. Ve Riot Games Türkiye kanalında ben de oldum. Gerçekleştirdim diyebilirim. Ve birbirine uyuşuyor mu değil de, milletle daha çok iletişime geçeyim, birileriyle konuşayım, birileri beni tanısın, yani böyle birisi varmış, Güneş'i tanıyor musun falan, bu muhabbetler dönsün diye oldum diyebilirim yayıncı. Uyuştu. Evet, uyuştu. Uyuştu. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. 20 tane soru cevapladık. Bir tane daha soru cevap etkinliğimiz vardı geçmiş yerlerde. Şurada, evet tam şurada ki linke tıklayarak da şöyle yapayım. Şuradaki link, kolum kalkmıyor, ağrıyor. Oraya tıklayarak izleyebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. YouTube'da beğeni ve abone konusuna gelmek istiyorum. Çok küçük.
Bunların arttığı sürece farklı oyunlar da olacak elbette ki. Fakat şu andaki kitlemi hani arkama alıp ben şuraya doğru giderim, şunu yaparım diyemiyorum üzülerek söylemek gerekirse. Yakında onda olacağını inanıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşça kalın. Eğer bu tarz değişik videoların olmasını istiyorsanız veya bir fikriniz varsa yoruma belirtmeyi unutmazsanız sevinirim. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.